Bak şu aptalarıma ya. Fırat'ın başında neler var? Bir de sızlanıp duruyor. Yok aramadı da, yok sormadı da, yok eve kadın attı da. Bu Fırat'ın hizmetçisi aramış sabah Irmak'ı. Eve bir kadınla geldi diye. Tabii haliyle Irmak da hakkını oynattı. Narin, yarın akşam parti veriyoruz. Bu ikisini barıştıracağız. Kızın doğum günü sonuçta. Otursunlar, konuşsunlar bir köşede, barışsınlar, anlaşsınlar yeter. Gelir inşallah. Vallahi ben mesaj atacağım. Yani Irmak'la ilgili niyeti iyiyse gelir. Sonuçta doğum günü kızın. Ha, yok olmuyorsa yapacak bir şey yok. Herkes yoluna bakacak. Dünyada ilk terk edilen Irmak değil ya. Unutacak, alışacak. Öyle. Yarın geceki partimizde nişanımızı ilan edeceğiz. Onur konuğumuz da sensin. Ne? Şaka yapıyorsun. İşte bu. Oh be, çok sevindim. Oh, harika. Bu yılın en güzel haberi bu. En güzel haberi. Allah'ım, kurtuldum sizden sonunda. Kurtuldum, kafamı dinleyecek. 4 yıldır ömrümü yediniz, ömrümü. Hah, Erol Bey arıyor. Efendim Erol Bey? Nerede? Hangi karakol? Anladım. Tamam. Tamam Erol Bey. Ben haberdar ederim size. Ne olmuş? Ne karakolu ya? Of! Bizim büyük müvekkillerden birinin oğlu. Yani şimdi işin gücün yoksa bu saatte git zengin karakoldan topla. Öyle olmaz! Zorla olmaz! O isteyecek! Kendisi isteyecek lan! Kendisi verecek beni! Kendisi verecek! Ki kızın etrafındakilere es kaza ilgi duyduklarına kötülük etmek zorbalık olmuyor mu? Herkes öldürür. Narin'e dokunan herkes öldürür. Senin oğlun olsa bile. Sen yanlış anlamışsın oğlum. Sen yanlış anlamışsın. Fırat, Irmak Hanım diye bir bilmem ne direktörüyle evlenmeye karar verdi. Anlattı ama aklımdan çıkmış. Getirdi bana geçenlerde kızı. Güzel, asil kız. İyi bir ailenin kızı. Sor bak, Erol da tanır. Adı Irmak. Bugün yarın nişan takılacak. Ben zaten gidiyorum yanlarına bu iş için. Duyarsın. Doğruysa, eğer bir dediklerin doğruysa yakasını bırakırım. Krediyi de öderim. Yemin ediyorum yumruk kadar elmas takarım yenge. Vallahi çağırdı beni işte Fırat. Gel isteyelim kızı ailesinden, işin adını koyalım dedi çocuk. Sana yalan söyleyecek halim yok ya. Fırat'tan yana bütün kapılar kapandı mı Narin'e? Şimdi kuduracak halim yok benim. Dün okul çıkışı Fırat beni gezdirdi. İstanbul'a davet etti beni. Okuluna dönüyormuş. Artık gelirsin orada görüşürüz rahatça dedi. Önümüzdeki sene de yurt dışına gidecek. Yüksek lisans yapacakmış. Görüyorsun değil mi vallahi babamın gibi parası var diye şey etmiyor. Ne güzel okuyor çocuk. Ben de bir an önce mezun olup kapağı atacağım yanına. Durduğun kapat zaten. Asil aileler tabii bunlar biliyorsun. Liseyi bile bitirememiş demesinler. Zaten Fırat da okumamı istiyor.
Ben de önümüzdeki sene yurt dışından bir üniversite bakacağım işte. Onunla birlikte artık kalırız. Büyük aşk yaşıyoruz vallahi. Hadi zil çaldı canım, görüşürüz. Şş, baksana. Ya mevzunun en heyecanlı yerine gidiyorsun. Anlasana, ne oldu o gece? Hani sonuna kadar gittiniz mi o işin? Yani malum Fırat'ın şöhreti var. Sen de havalı kızsın tabii. Ay kız Narin çok güzeldi. Ay bal gibi dudakları var. Ruhumu teslim ediyorum sandım kız. Nasıldı? Ay cennet gibi. Kalbim yeniden çıkacak sandım önce. Ay sonra işler ilerledi tabii. Ama pişman değilim. Ay öyle tatlı ki kız. Çok kibar. Öğretmen zili de çaldı. Akşama gel de detaylı anlat. Ortaokulu'ndan Narin Yılmaz. Tebrik ederim. Tekrar çok tebrik ederim. Başarılar devam ediyorum. Tebrik ederim Narin'cim. Okulumuza çok büyük bir gurur kazandırdı. Başarıların devamını dilerim canım kızım. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Sorular çok kolaydı değil mi? Ha, tabii çalışkan öğrencilere sorular her zaman kolay. Büyük bir ödül hak ettin. Ama şimdi ben sizi çok güzel bir lokantaya yemeğe götüreyim mi? Bir kişi lokantada kaç liradır öğretmenim? Aa Narin'cim düşünme böyle şeyleri sen. Takılma parasına filan. Hay Allah sanki sen... Aman da benim oğlum. Büyümüş okullara mı gidermiş be? Durma. Akşam bize dolma saracaksın mı anası? Ay sarmam mı? Çok güzel yaprak aldım bu pazardan bu hafta. İyi dersler benim. Yakışıklı oğlum. Oh. Hadi işiniz nasıl gelsin? Hayrola Recep? Kahveye mi? Ha kahve nere olacak başka? E tabii bu yaştan sonra çalışıp da yorulacak halin yok. Laf mı sokuyorsun lan sen bana? Yok be sen. Hadi. Ah şeyi unuttum ya. Şey yaparım ben sonra gelirim. İyi tamam hadi eyvallah.
senin Recep'in? Allah kahretmesin Recep. Ödümü kopardın be. Sen de beni koparıp attın. Ben bir şey söyledim mi hayatım ha? Recep deli misin sen? Gündüz gündüz bir gören olacak. Görürlerse görsünler lan deliyim. Sabahları kadar seni düşünürüm artık. Yemin ediyorum delireceğim ya. Recep Bey biraz da sen çek bakalım. Ben sabah az sabah etmedim zamanında seni beklerken. Ayıp ediyorsun. Ne yaptırırsan üstü kızım sen ya. Lan durdun durdun Erdoğan'ı mı buldun? Allah'ını seversen öyle seni bak kahveyle görünce yemin ediyorum yüreğim indi. Yapma gülüm ya. 5 senedir oyalıyorsun beni Recep. Boşanacağım dedin kandırdın. Parayı alacağım Hatice'ye boşacağım. Ondan sonra istediğimiz yere gideriz. Yapma gözünü seveyim ya. Artık herkes kendi yoluna. Bu iş bitti. Ümmü gülüm bak yapma. İkimiz de yakarsın. Gözünü seveyim git bak şimdi gündüz gündüz bir gelen olacak bir gören olacak. Gece görüşürüz hadi. Yalnız gece daha dikkatli olmamız lazım artık. Narin anladı. Tazı gibi peşimde anamı ağlatıyor şerefsiz. Ay ne yapacağız? Merak etme. Onun derdi belli okula gittiği sürece kimse hiçbir şey söylemez. Ben onun ağzını bunu kırmayabilirim de işte. Ay Recep Hatice'ye söylerse Hatice beni keser. Ne olur git gözünü seveyim git. Söylemez. Rahat ol. Baba nerede bu defterim ya? Ya bütün yolu boşuna yürüdüm. Zarar yok. Şimdi evden alırız. Sen iyice baktın mı çantana? Evet. Ya şu Erdoğan olmayaydı var ya. Yemin ediyorum herkesi paspas yapardım. Seni de alırdım, oğlanı da alırdım. Çeker giderdik buradan. Sen ne yaptın benim ya? Hı? En sevdiğim arkadaşımla evlendin. Bir de geldin yan eve taşındın ya. İşte Erdoğan yani o. Çocuk gibi halleri. Ne söylesem inanıyor. Kıyamıyorum yani. Beni çok çok zor durumlardan kurtardın. Hah, buradaymış ya. Hey be oğlum. Bütün yolu bana boşuna yürüttün. Hadi çabuk. Babalık yaptı bana ama seni de çok seviyorum ya. Yemin ederim çok seviyorum. Seni de çok seviyorum ya. Hatice, Recep ne yapacağız? Gir, bir yere gir. Nereye gireyim ya? Bilmiyorum, içeri gir. Kız açsana kapıyı. Kapılarını getirdim, duymuyor musun beni? Ümmü. Geldim. Ümmü kız. Kız ne oldu kız? Sabahtan beri çalıyorum, açmıyorsun ya. Çanaklarını getirdiydim. Ha, temizlik mi yapıyorsun? Neyse canım sonra yaparsın. Ben sana bir kahve yapayım. Bak sana anlatacaklarım var. Ay Hatice tut başım döndü. Ne oldu kız? Ay böyle bir yer gitti geldi sanki. Aa gel otur bakayım şöyle. Otur. Şunu da bırakayım. Ay bir kolonya bir şey. Ay yok. Ay tut beni tut böyle. Ya. İçim bir hoş oluyor tut. Ay. Ay hayırdır inşallah. Kız Ümran. Kız yoksa gebe misin sen kız? Bilmiyorum. İyi misin şimdi? İyiyim. Geçti.